Merhaba arkadaşlar, Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben de Demir. Bugün sizlerle beraber Xiaomi Mi Smart Clock, yani Xiaomi'nin akıllı saatini inceleyeceğiz. Belki de Türkiye'de bir ilk olacak çünkü şu ana kadar ben inceleyen alan görmedim veya ben de kaçırmış olabilirim ama Türkiye'de bir ilk. Az sonra! Evet, isterseniz önce kutumuzu açalım. Evet. Kutumuzu açmak ister misin oğlum? Evet baba. Evet, bir adet kullanma kılavuzumuz. Saatimizin kendisi. Evet, onu da aç istersen. Evet, bu da şarj aletimiz. Şarj değil, pardon, adaptörümüz. Çünkü şarj edelim. Evet, gelin isterseniz yakından bakalım. Evet arkadaşlar, kutusuna baktığımızda Mi Smart Clock'un arayüzü, görüntüsü, Xiaomi ve Google Asistan'ı desteklediği yazıyor. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu sipariş verirken eğer bu global versiyonu Google Asistan'ı destekliyor. Çin versiyonunu getirtirseniz sadece Çince konuşmayı algılayacaktır ve o Xiaomi AI diye bir şeyi destekliyor. Buna dikkat edin. Gördüğünüz gibi bu global versiyonu. Evet, kutunun burasında gördüğünüz gibi alarm ayarlayabiliyoruz. Saat yüzlerini seçebiliyoruz. Ondan bahsetmiş. Hava durumunu görebiliyoruz ekran üzerinde. Çeşitli akıllı ev ürünlerimizi Google Home üzerinden açıp kapatabiliyoruz ve seçtiğimiz bir müzik çalardan, yani YouTube müzik veya Spotify üzerinden de müzik dinleyebildiğimizi yazmış. Evet, gördüğünüz gibi Çin menşeili olduğu, Çin'de üretildi belirtilmiş. Evet, kutumuz bu şekildeydi. Evet, adaptörümüzden bahsetmek istiyorum. 5 volt 2 amperle çalışan bir adaptörümüz var. Sipariş verirken EU plug olarak, yani Avrupa fiş çeşidini seçerseniz bu şekilde geliyor. Bu kısmına baktığımızda da micro USB. Evet, açmak ister misin oğlum? Evet baba. Aç bakalım. Ver, tut onu. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere üzerinde 3 adet mekanik tuş var. Ortadaki mikrofonları, yani şu iki kısımda bulunan mikrofonları kapatıyor. Artı olan ses açmaya, eksi olan da ses kapatmaya yarıyor. Bu kısımda gördüğünüz gibi kaymayı önleyici bir silikon taban var. Bu kısımda görmüş olduğunuz ise içerisinde bulunan 1,5 inçlik mikrofonun ses çıkışları. Bu kısımda görmüş olduğunuz micro USB adaptörünün girişi. Her şey Type-C olmuşken bunu neden micro USB yaptıklarını anlayamadım. İşaretini kaldırır mısın o? Evet. Arkadaşlar 272 gram. Ekran çözünürlüğü 800x480 çözünürlükte bir ekranı var. Ölçüleri ise 113'e 68'e 81,5.
Evet, gelin isterseniz çalıştırmaya başlayalım. Evet. Fişe takar mısın o? Evet. Fişimize taktık. Gördüğünüz gibi şu şekilde tutar mısın demiş. Açılış ekranı göründü. Tanıtmak için telefonumuzu almamız gerekiyor. Evet, ilk defa açılacağı için sanırım biraz uzun sürecek. Evet. Hi, I'm your Google assistant. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Evet, şimdi ben sizin Google asistanınızım. Önce cep telefonunuz üzerinden Google Home'u açın dedi. Evet, Google Home'u açtık. Artıya bastık. Buradan cihaz kur ve yeni cihaz ekle diyoruz. İleri diyoruz. Bizden Bluetooth açmamızı istiyor. Aç dedik. İzin ver dedik. Şu an saatimizi arıyor. Evet, gördüğünüz gibi Mi Smart Clock bulundu diyor. Evet dedik. Buradan Türkçe varsa Türkçe'yi seçeceğiz. Sanmıyorum Türkçe olacağını. Evet. O yüzden İngilizce'yi seçeceğiz. İleri dedik. Evet, gördüğünüz gibi ekrandaki numara burada da çıkacak ve eşleşecek. Evet, gördüğünüz gibi ikisi birbiriyle eşleşti. Evet dedik. Evet, bunu yatak odasında kullanacağım. Bunları daha sonra değiştirebiliriz. Şimdilik bu şekilde seçiyorum. Evet. Gökhan Plus ağına kaydedelim dedik. Evet dedik. Gördüğünüz gibi şu an evimizin internetine modeme bağlanıyor. Evet, bağlanır bağlanmaz bir güncelleme kontrolü yapıyor. Evet, bu %100 olana kadar bekliyoruz. Evet, %100 oldu. Gördüğünüz gibi tekrardan başlatılacak. Evet, şu an güncel sürümü yüklemeye başladı. Biraz önce indirmişti. Bak, burada ne diyorum? Sabreden derviş, muradına erermiş. Yani bekliyoruz kaçın. Üzerinde ne yazıyor? Instant System Update Do Not Unplug Your Device. Şu an güncellemeniz yükleniyor. Lütfen cihazın fişini çekmeyiniz. Bak, bu arada sana sabırla ilgili güzel sözler bildirmiş Google. Sabrın sonu selamettir demiş oğlum. Evet. Hazır dedi. Evet, burada çeşitli seslenmemiz gereken komutları göstermiş. Zaten biz bunları biliyoruz. Daha önce Google Nest Mini 2'yi incelemiştik ve hala da kullanıyoruz. O yüzden kurulumu tamamla dedik. Evet. Evet, gördüğünüz gibi saatimiz açıldı. Evet. Tek tıklamada alarm ayarlayabileceğimizi söylüyor. Örneğin şu an 16:19'a bir alarm ayarlayalım. Evet.
Set dedik. Evet, buradan sesini açtık. Evet, bu alarmları sesleri değiştirebiliriz zaten. Evet. Yukarıda aşağıya doğru çektiğimizde gördüğünüz gibi çeşitli şeyler açılıyor. Yatak odasının ışığını açıp kapatma, müzik dinleme. Bu alarm ayarladıktan sonra isterseniz yatak odanızın açılıp kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Gece ışığı ayarlayabiliyorsunuz. Evet, yukarıya doğru çektiğimizde ekranı ise ekranın parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ses menüsünden sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan rahatsız etme özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan da ayarlara girebiliyorsunuz. Clock face'te de saat yüzleri. Bunlara bu şekilde girdiğimiz gibi üzerine basılı tutup o şekilde de girebiliyoruz. Gördüğünüz gibi çeşitli saat yüzleri var. Retro örneğin. Bu sayfa çevirir gibi aktarıyor. Şöyle değişik bir saat. Normal katranlı saat. Yazılı olarak saat. Evet, çok fazla arayüz var. İsterseniz kendi Google fotoğraflarınızda saatlere aktarabiliyorsunuz. Örneğin Hey Google, change photo frame. Here you go. Evet. Bunu seçtik. Bakalım ne olacak. Evet, gördüğünüz gibi Demir'le benim daha önce çekmiş olduğumuz Google fotoğraf üzerine yüklemiş olduğumuz bir fotoğraf. Evet, tek dokunmayla ayarlara girebiliyoruz. Evet, çok çeşitli kullanım var. Yavaş yavaş bunlara alışacağız. Saat yüzlerini inşallah değiştirebilecek daha sonra. Gördüğünüz gibi şu an saat 16:22. Evet. Gelin isterseniz şimdi Google Home ile yapabileceğimiz şeyleri saatimizde yapmaya çalışalım. Evet arkadaşlar. Şimdi size biraz bundan bahsedeyim. Şimdi Google Nest Mini 2'nin mikrofonu kapattım. Sadece bu çalışacak. Akıllı saatimiz çalışacak. Normal ekranda saat görünüyor. Sola doğru çektiğimizde alarm ayarlama kısmı görünüyor. Tekrar sola çektiğimizde günün derecesini gösteriyor. Bulunduğumuz yerin konumunu söylüyor ve güneşli mi, nasıl olduğunu söylüyor. En sol tarafta da Spotify'ın çeşitli menüleri görünüyor. Evet. Daha önce Google Nest Mini 2 ile beraber bir şeyler denemiştik ama şimdi tekrar deneyelim isterseniz. OK Google. Turn off TV. Okay, turning the TV off. Evet, gördüğünüz gibi televizyonu kapat dedi. Keşke Türkçe olsaydı cep telefonlarımızdaki gibi ama Google ve akıllı cihazların şu an hiçbirinde Türkçe desteği yok. İnşallah yakında gelir. Okay Google, turn on TV. OK Google,
How is weather? Right now in Yukari Kayabasi, it's 18 degrees and sunny. Today, it'll be sunny, with a forecasted high of 19 and a low of 2. Evet, gördüğünüz gibi Yukari Kayabasi'nin Yukari Kayabasi olarak telaffuz etti ve bugün 18 derece olduğunu, güneşli olduğunu söyledi. İngilizce bilenler için tabi kullanışlı bir şey. Türkçe olsa çok daha kullanışlı olacak tabi. Şimdilik alarm açma, alarm kapatma, işte lambalarımızı açıp kapatma. Yani bence çest kullanışlı bir ürün. Google Nest Mini 2'yi zaten aktif olarak kullanıyorum. Çok da memnunum. Evde bulunan bütün akıllı cihazları onunla kullanıyoruz. Akıllı lambaları açıp kapatma, akıllı prizleri açıp kapatma, programlama, günün belirli saatlerinde açılması, kapanmasını sağlama gerçekten güzel fonksiyonlar. Kullanmaya başladıkça, akıllı ürün dünyasına giriş yaptıkça çok daha güzel şeyler almak istiyorsunuz. Tabii bunlar Türkiye'de sınırlı sayıda. Ben genelde yabancı ülkeden, AliExpress'ten, Banggood üzerinden alıyorum. Gayet de memnunum. Okay Google, turn on desk lamp. Sure, turning on the Masa Lambasi. Okay Google, turn off desk lamp. Got it, turning off the Masa Lambasi. Bu benim için zor, fazla değil, bir saniye vesikaya yeterli. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım çekmiş olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Evet. Bu arada aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz yorumlarda. En kısa zamanda ben sizlere dönmeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.